Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar, birimiz dışarıda kalsın. Nasıl istersen abi. Evet Lale Hanım, sizi dinliyorum. Ben ifademi kendi dilimde vermek istiyorum. Anlamadım. Bu benim anayasal hakkım. Ben nasıl istiyorsam ifademi o dilde alacaksınız. Görüyorsunuz savcı hanım. Olayı çarpıtmak istiyor. Sen hukuk okumadın mı? İnsanların en kutsalına neden saygı duymuyorsun? Savunma hakkı en kutsal hakkımız değil mi? Türkçeniz gayet düzgün. Kendinizi böyle daha iyi ifade etmiş olmaz mısınız? Hem şüpheliler de sizi daha rahat anlayabilirler. Herkes birbirini daha iyi anlayacaksa ben de en iyi bildiğim dilden konuşayım. Ramazan Bey! Buyurun savcı hanım. Ramazan Bey biliyor dilinizi. İstediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz. Espastikim. Teşekkür etti. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Manlıca heki bu endemen partiye huere sohbettik ira. O even han teketin hondur. O hevdan ku provokasyone pek binin. Bir yerde partililerimle sohbet ederken bu iki şahıs içeri girip provokasyon yapmaya çalıştı. Ev ajanen devletene. Rehistinekin. Şebekene. Jizu deyeku veçev sandin elemendikin. Yalan söylüyor. Sizden hala çete mi var, örgüt mü var? Sana söz vermeden konuşma. Bunlar devletin ajanları. Bir örgütler, çeteler. Bana çoktandır bu baskıyı uyguluyorlar. Şikayetçi misin? Ezgilidarim. Ezjüvere dibejim, ku ezji aliye hemu ajanin, tecivetem tehditkirin. Şikayetçiymiş. Ne? Hemu ye beje. Lebele ezfem nakim kutuçu dibeji. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda? Savcı hanım, tam Kürtçe bilmiyor. Ne dediğini anlamıyorum. Size burada sistemli olarak TC'nin her türlü ajanı tarafından tehdit edildiğimi söylüyorum. Madem kendi dilini doğru düzgün bilmiyorsun, niye öğrenmiyorsun? Müsaade mi ettiniz? Yenduhazın zühinde ben. Azhım bir kurmançı, hımcı bir sorani. Dıbayevim. Tuçimani kari bir peyivi. Sen ajan olarak özel yetiştirilmişsin. Burada ifade alıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Hem gelip benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun, hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış. Lale, ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin, bayağı iyi bir ajansın. Savcı hanım sizi istiyor. Usta, önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun. Emati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim tutmaz. Beni istetmişsiniz. Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi. Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp, kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim?
Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. Az harçlığını almadık Elif'le. Leyla sen misin? Sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişedi bir. Bana diyorsun, sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğüme. Geç. O kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili, bak savcı oldum. Biliyorsun Elif kıskançtı, bana iletmedi. Uydurma. Benim kıskanacak Elif. İstanbul hukukun en güzel kızı. Leyla Allah aşkına anlat. Sen nereden çıktın? Sen torpil yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım. Savcı oldum. Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm. Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini. Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın? Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar? Bu kadar niye sürdü? Abinin dilinden anlamak zor tabii. Kesin birbirlerine girdiler. Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın? Nöbetçiyim, bana düştüler. Ne yapacaksın? Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka, iş başka. Yok, serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da. Kur. Sen istediğin mahkemeyi kur. Eyvallah. Görevinden ayrılmışsın. Öyle oldu. Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem. Yani beni görmek istemiyorsun. Burada değil. Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda. Dur, ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki. Selam söyle. Olur. Sen dosyayı takip edersen. Peki efendim. Yürüyün. Dua edin arkadaşım çıktı. Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı. Nereden arkadaşın abi? Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim. Kafa rahat. Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta. Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin. Söyle İso. Yerinde misin? Tamam, geliyorum. Usta siz gidin. Ben bir yere uğrayıp geliyorum. Memati bak, Lalezara'yla uğraşma. Onunla uğraşacağım da... Şimdi mevzu o değil usta, iş. Ne işi? Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret. Ticaret.
Nedir durum İso? Abi senin mallara alıcı var. Kimmiş? Abi yabancı birileri. İyi de para veriyorlar. Ne zamana istiyorlar? Bu akşama. Ulan örgütçü, narkotikçi, ajan majan olmasın. Dörtte bir şansım var abi. İstiyorsan bekleyelim soralım. Narkotik haricinde hepsinden paramızı alırız. Narkotik de bize çökmez. Çökse de savcı tanıdık. Tamam, bu gece bitirelim bu işi. O ne memati? $50 milyon usta. Malları okuttuk. Bunun içine o kadar sığmaz. Cahit ile Abdülay devamını getiriyor usta. Ne yaptın memati? Usta şimdi diyeceksin ki çoluğundan çocuğundan çıkar. Kusura bakma, biz malı dışarı sattık. Hiçbir şeyimden çıkmaz. Cahit, say şunları da eksik olmasın. Usta, İso'nun orada makineye soktum. Paralar da sağlam. Bu paralar sahte memati. Usta, senin gönlünde sahte. Makineden tıkır tıkır geçiyorlar. O senin gönlündeki helal para bir tek Ömer babanın cebinde var. O da hiçbirimize yetmez. Kenan Evren yazıyor paranın üstünde memati. Yolladığım paraları verdiniz değil mi? Verdik abi. Yediler. Yiyecekler tabii lan. Yiyecekler.